En ucuz teknolojinin adresi İnce Hesab'ın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. Alright, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de, gelince doy. Shit show, shit show, wow, shit show. İzle sen de kahkaya doy, bebeğim, oh yeah. Check it, check it, check it, oh, 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 shit show bebeğim, oh yeah. İşte geldi, oh, oh, bakın, 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 bakın. Sizi köpüşler, siz beni özlediniz mi? Ve bu gömleği de özlediniz. Bahar geldi. Sevgili YouTube, size her seferinde nasıl giriş yapayım, nasıl giriş yapayım diye düşünürken dedim ki bu YouTube köpüşleri neden hiç benim sözümü dinlemiyor? Her seferinde abi shit show nerede? Abi shit show o orada. Abi shit show şurada. Ulan siz yapıyor musunuz? Mesela bu kanala abone oluyor musun? Ya abone ol be kardeşim. Ya bir like at ya. Mesela bak ünlem ince hesap yaz bakayım. Bak şu güzel, şu kardeşlerinize biraz özenin ya. Bak nasıl çalışıyor. Burada bak, bastın, bak, bak şu güzelliğe maşallah. İnce hesapta sevgili YouTube, size de söyleyeyim, bizim Twitch avanelerimiz biliyor ama bir ürün satın alacağınız zaman, bir teknolojik ürün satın alacağınız zaman büyük ihtimal en ucuzu ince hesapta oluyor. Yani bazen stok olmuyor, o ayrı. Ama eğer ince hesaptan bulduysanız almak için bizim şu açıklamadaki linke tıklayıp alırsanız bize de faydanız oluyor. Sponsorumuz da diyor ki aa bunun seyircileri ne kadar azgın ve satın alıyor. O zaman bu adama biz destek olalım oluyor ve sizlere özel çekilişler gelecek ileride. Tamam, ince hesabı o yüzden buradan teşekkür ederiz. Shit Show'umuzun da sponsoru. Şimdi geçen haftanın çilliği şurada. Çok güzel çilliyor. Bu haftanın reçetesi şöyle. Yazın. Her hafta eğer kanala abone olmuş, videoyu likelamış, alta yorum bırakmış, ince hesap linkine de tıklamış ve gezinmişsen eğer bir parça Eren Ak'tan alıyoruz. Kapına geliyor temassız kargoyla, kapına bırakıyorlar. Mesela bu hafta atıyorum bir parmağım geldi ya da bir elim geldi. Premium uzuvlarım sonra geliyor. Bir dost küçük bir Eren Ak'tan parçası geliyor. İmitasyon. Eren Ak'tanını tamamlayan, bakın burada tamamlamışım. Eren Ak'tanını ilk tamamlayana da özel shit show seansı. Parça parça. Eskiden gazetelerin kupon verdiği gibi özel shit show seansı ve evet çıplak. Hayır, sen çıplaksın, ben değil. Hadi başlıyorum, bismillah. Hadi bakalım. Melek, melek, durma adalarında melek. Nerede o zaman? Bu neydi? Dur dur, yeterli tepkiyi veremedim. Bir dakika dur. Melek. Evet evet. Sallayan köpek lazımdı. Ben hallettim iş. Tamam tamam. Bir daha yapamam. Diyor ki melek melek tanem bir tane tanem diyor. Ay kızlar, yaz günü o çillikler niye kokuyor? Bana bakın, çillikleriniz kokuyor artık be. Sokaklarda ben kokusunu duymayacağım onların bir daha. Kokan çillik görmeyeceğim burada. Yorumlara yazın. Ne kokuyor çilliğiniz? Bilmek istemiyorum. Ay, gayet kötü ya. Bak erkekler sizi tercih etmiyor. Bizleri tercih ediyor, bizleri. Doğru. Ben de yani bir çillik tercih edeceksem güzel kokan ederim. Kızlar, o çillikler kokmasın aşkım. Beyler, doğru değil mi hayatım? Doğru kız. Bu arada evli adam seviyorum. Sana ne? Yok. Sana ne? Evli adam seviyorum. Sana ne? Çık, ben hiç sana, yapmam. Sana tamam, ne? Sana ne? Evli tamam. Erkek seviyorum. Git git ha. Bana ne, bana ne, bana ne. Değil mi? Bu ne abi? Nasılsa cennete gidemeyeceğiz Memat. Cehennemi hak edin. Müzik. Amene. Mamena. Abi şaka gibi video lan. Oğlum bak. Bir şeyin iması ve şakası komikken o şeyin gerçeğini görmek şok ediyor insanı. Komik olmuyor. Yarın nişanım var ve onun için hazırlık yapıyorum. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde erkek tarafı kız tarafına çikolata hediye eder. Çikolatalar hazırlar. Yok öyle bir şey. Afganlarda ise tam tersi. Kız tarafı erkek tarafına çikolata hazırlar. Bize ne Afganlardan bu bilgiyi niye verdi? Ben de onların adetlerine uymak. Bana kimse Eren Ak'tan ırkçıdır diyemez. Sevindim, mutlu oldum kızın adına. Hürmetini gördü. Mutlu oldu diye sevindim.
Sevindim diyorum size, sevindim. Çok mutluyum ya. Tabii ki Afgan kardeşlerimiz sevgilileri, aşkları olacak. Tabii ki. Adamların gerçekten bizle asimile olmaları gerekirken biz onlarla asimile olursak kalabalık varken. Neyse maşallah. Selim. Herkese merhabalar. Biliyorum sevenim çok çok sola soruyor. Telefon ediyorlar. Mehmetcan önerdiğim bir tamam hangi kitabı tavsiye ediyorsun? Hayır hayır. Sırf engelli gafı yapayım diye mi kalktınız? Bilmiyorum. Ne diyor? İngilizce sandım demiş. Kitap önerdiğin kitap var mı diye sormuşlar. Onu anladım. Anladığıma şaşırdım ama. Şey gibi hani bazı yazı sanatları var ya işte. Bilmemlerin ilk iki harfiyle son iki harfini bilirseniz beyin işte ilk iki harfini bilirseniz beyin otomatik tamamlıyor cümleyi falan filan böyle kaligrafi falan gibi böyle, öyle bir şey zannettim. Arkadaşlar bakın bu kardeşimizi kim bu? Mehmetcan. Adı da kim bu Mehmetcan? Tenzih ederek söylüyorum. Bugün Discord odasında, Shit Show odasında öyle acayip tipler vardı ki bakın artık no context, şaka bile yok. Sırf ben engellilerle dalga geçeyim diye alınmış şeyler. Ben engellilerle dalga geçmem. Sırf biri çıkacak. Engelli bile olduğunu bilmiyorum ama garip bir insan var, tamam mı? Engeller garip bir insan değildir. Al işte. Ya ha siktir ya. İşte sırf böyle şeyler yaşanacak diye. Böyle değişik bir tip çıkıyor. Onları almışlar. İşte yok dudağı böyle yok işte. Garip garip yani anladın mı? İyice sıçtım. Sıçtım, sıvadım, fön makinesiyle kuruttum o boku. O kadar kötü sıçtım. Hadi bak. Özellikle savaş kitapları olsun, ben bunu tavsiye ediyorum. Fırın Tahpe'ye. Şimdi, Fırın Tahpe'ye de. Kardeşim, bu adam niye ünlü oldu? Konuşamıyor diye. Şimdi bunu artık bunları konuşalım arkadaşlar. Bakın, bunları konuşalım. Konuşamıyor diye değil, konuşuyor. Çok güzel, benim kadar Türkçesi var. Ama komik konuşuyor diye ünlü olmuş. Şimdi bunu niye yalan söyleyelim? Ve de garip bir şekilde Fatih Yüreğe benziyor. Ben okudum baya bayıldım. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün olaylarını anlatıyor. Ben baya bayıldım. Size tavsiye ediyorum. Çok isterim sesli kitap kaydı olsun. Okuyup dinleyeyim. Ya artık yani anlamıyorum ben bu işleri. Mustafa Kemal Atatürk. Merhaba, ben yeni şoförünüz. İyi bakalım, yavaş sür, arabaya bir zarar gelmesin. Merak etmeyin efendim, araba çizilirse götümü satmak zorunda kalırım. Çok güzel arabanız var. Direksiyonu yalanır bunun. Vites kolu da çok seksi duruyor bunun. Beğendiniz mi? Beğendim. Oğlum Almanya'da tuvalet temizliyor. Eğer zengin olursa bundan bir tane almasını söyleyeceğim. Oğlunuz çok it bir herhalde. İt de kelime mi? Orospu çocuğunun teki. Bir yıl önce Almanya'ya gitti. Daha gelmedi piç kurusu. Ben de burada çalışıyorum. Aileme kol kanat geriyorum. Götüm yırtılıyor vallahi çalışırken. Ama bir evladın yapması gereken bu değil mi zaten? Neden onun gibi konuşuyorsunuz? Neyse patron, nereye gidiyoruz? Eve. Eviniz nerede patron? Senin evin neredeyse, benim evim de orada. Ruj sürmüşler. Oğlum? Müthiş ya. Günaydın. Ay erken geldi Bebito. Ne yapıyorsun kız, görüşmüyoruz hiç. Sabah uyandığımda günlük vloglarım... Hep aynı şortumu giyiyor bu kız ya. Birinin Twitter'a düştüğünü ve milyonlarca izlendiğini gördüm. Merak ettim, yorumları okuyacağım. Sen bir de shit show'ları izle. Hiç haberi yok değil mi bundan? Bu arada biz Duru'yu çok önce keşfettik. Twitter'a düşmeden önce. Paylaşan kişi eleştirerek paylaşmış ve altına oldukça fazla sayıda olumsuz yorum gelmiş. Estağfurullah. Bak şimdi bizi de keşfedersen bir gün hiç öyle olmasın. Ben hiç sana olumsuz konuşmam. Ben burada bir dakika. Burada Duru'ya bir tane kötü bir şey söylendi mi? Üzülme Duru'cum. Üzülme, bize de diyorlar. Bize neler diyorlar. Hiç demedik değil mi kötü bir şey? Bana bakın söyle sakın. Bazı yaptıklarını eleştirdik Duru. Mesela işte çay tiili, kokiletli, pollu pollu şeyler içiyorsun ya. Mesela onlara şey yaptık mesela. Yoksa bir şey değil. Tamam. İnsanlar tüm gün yaptıklarımın vloğa koyduğum 3 dakikadan ibaret olduğunu düşünerek yorum yaptım. Ama güzelim, sen de şimdi buraya gelip de benim bütün günüm nasıl geçiyor diye vlog yapıp da bunları söylersen sonra tüm günün nasıl geçti falan muhabbeti tabii ki insanlar da tüm günü böyle mi geçiyor diye sorar. Kusura bakma. Bu şekilde değerlendirince de sadece kahvaltı hazırlayıp sonra akşam yemeği hazırlıyorum gibi duruyor. Ama sen öyle söylemedin mi ya? Şimdi bak, demek ki yalanmış senin vlogların. Benim dediğim doğru, hiç sıçmıyormuş gibi davranıyor diyordum. Demek ki sıçıyormuş arada. Günümün sadece göze hitap eden kısmını vloglarıma koyuyorum. Ha bak. 4 saatten oluşan bir zaman diliminde toplamda 2-3 dakikası göze hitap ediyor demek. Tam zamanlı olarak sosyal medya içerik üreticisi olduğum için evden...
Peki şimdi bunu soracağım. Tam zamanlı olarak sosyal medya içerik üreticiliği olarak bu gününün sadece 2 dakikasını paylaşmak dışında ne yapıyoruz? Bunu da sorarlar. Ben de mesela ben tam zamanlıyım değil miyim? Duru tam zamanlıysa ben tamım. Ben her şeyim sosyal medyacı. Ben çalışıyorum ve işim telefonda olduğu için tek yaşadığımdan evde başka bir telefon da olmadığı için kendimi çalışırken videoya çekemiyorum. Allah Allah, başka bir şey yapıyor o zaman. İşim telefonda diyor, videoya çekemiyorum. Ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Başka bir markanın sosyal medya içerik üreticiliğini mi yapıyor? Sosyal medyasını mı yönetiyor acaba? Ben mesela size anlatıyorum. Ben sıçtığım boka kadar anlatıyorum size. Tornavida ile oraya geldim, şunu yaptım, bunu yaptım. Oradan oraya gittim. Hatta paylaşıyorum, şunu izliyorum falan diye. Tweet atıyorum bir yandan. Günde 5 saat yayın yapıyorum. Benim kadar üretiyor olamaz. Ne yapıyor peki? Tam zamanlı ne üretiyor ya? Duru'nun videolar ve bütün evi, AVM'lerde Kore ve Japonya, Çin ürünleri satan şeyler ne böyle full beyaz olur, içi full parfüm kokar ve böyle küçük pofuduk avokadolar, ekru işte, Miniso gibi bütün hayatı. Öyle hissediyorum. Baksana mesela bak. Anladın mı? Hepsi Miniso'dan alınmış şeyler mesela bunların. Hepsi. Çekemiyorum. O yüzden aslında günlük rutinlerimde çalıştığım kesitlere yer verememiş oluyorum. Dışarı çıkmamı sağlayacak bir işim olsaydı nasıl olurdu diye de düşünüyorum. Daha hareketli bir rutinim olurdu. Daha çok D vitamini alıp daha az depresyona girebilirdim. Allah Allah, ne garip bir şeyler ya. Geç. Güle güle. Güle güle. Hadi. Hızla. Evet. Siktir. Orospu. Evet. Affedersin. Kız öyle denir mi? İyi denir. Sinirlerim bozuldu. Tamam. Farklı bir şeye girdik. Yo. Şu an başka bir fanteziye girdik. Hayır. Çıkalım buradan. Hemen çıkalım buradan. Hızlıca çıkalım buradan. Büyük ihtimal Deva Partisi de... Bunlar ne oğlum? Ne oluyor lan? Hayır. Çıkalım buradan. Çıkalım, çok ayıp şeyler bunlar. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Hey. Hadi bakalım. Bugün benim evet kızım evleniyor. Çok güzel anlamlarım. Kendine mi konuşuyorsun? Aşkı memnoşke. Of be. Nolan yine yapıyor. Amcam gelmiş. Geldin mi? Saklan, görmez belki. Beşir'e şey açıklanmış. Ha? Adnan Ziyagil bu mu lan? Vay. Tornacı Adnan abi. Oğlum herif tuvalet terliğiyle geldi. Bir amcam geldi. Niye çekecek de kıçını kaşıdı? Silahı mı çekti? Ha, kıçıyla hem de şarjörü çekti. Wow. Oğlum müthiş lan. Dur geliyor. Ay, terlikleri de çıkarmış reis. Sen niye beni terk etmedin? Beni terk et. Temizler bak kendini. Ama bit der. Beni. Bit der bu. Sen benim oğlumdun. Allah Allah oğlum, adamı da çok garip bulmuşlar lan. Ne oluyor lan? Sen benim oğlumsun dedi. Oğlum ben Adnan abiye bir daha bakmak istiyorum, dur. Oğlum bu yani... Böyle bir kast ajansı mı var oğlum, acayip tipler diye? At kast ajansı, acayip tipler. Ya bu adam da engelli değil. Maksimum EYT'li lan bu adam artık. Her şeye de gaf demeyin. Biraz goatırı var. Ne yapayım, onu da gidip aldırsın. Baba şu götten vereceksen ver artık. Ya artık anlamadım. Sırf bugün size şaka yapayım diye markette şu götten şokolatası vardı. Bizim markete gelmiş şu götten. 45 liraydı, almadım. Siktir lan, bir şaka 45 lira eder mi? Benim bir aboneden kazandığım 2 lira. Kaç abone gelecek o şakaya? Neyse. Ne götten lan? Baba yanlış anladın. Dayımın Almanya'dan gönderdiği çikolataları diyorum. Başlarım lan senin dayına da çikolatalarına da. Yürü git lan şuradan. Öf ya. O dayanın ben mesajını biliyorum da. Nimetle şaka mı olur lan? Arkadaşlar final için Türkiye'ye geldi manyak. İzleyelim.
No! Deli deli ya. Gerçekten deli bu arada. İnanılmaz bir adam. Var var, başka videoları da var şimdi bak. Heh, dondurmacı. Hadi bakalım. Allah Allah. Böyle böyle ünlü oldu herif hakikaten. Müthiş ünlü hem de, biliyor musun? Ya bu ne oğlum artık? Bugün lan ne yaşıyoruz ya? Oğlum bu ne artık ya? Oğlum bu ne ya artık? Ne görüyoruz oğlum? Bu ne, bu dayı nedir abi? Bu ne bu? Altısı sikimi yesin, benim 15 tonu yesin. Atsana sen kameranı, ya görev sen, kimsin sen? Karı mısın, erkek misin, bedraz mısın? Atsana, erkekliğini göstersene ya. Ay sikeyi kokusun sikeyi. Ama atsana yeğim göt kacığını sen, atsana ya. Babayısın lan, takatsın, aç yeğim göt kacığını sen. Yeğim göt kacığını ne lan? Oğlum ne yaşanıyor oğlum bu ülkede lan? Trakyalı falan gibi değil bu yani, bu değişik, bu Marslı aks şivesi, bu ne bu? Kıbrıs gibi de bir yandan. Kıbrıs Trakyalısı ne, anlamadım. Yok oğlum, Trakya'da bu kadar da değil, abartı bu ya. Sinopi mi kulaklık kalitedir o zaman? Dur. Hey tamam. Dur bir şey yok. Yok. Hey sakin ha, bir şey yapmıyor. Beli ağrıyor kızım. Beli ağrıyor. Bel çektiriyor. Bel çektiriyor. Ha, benim de böyle kötü. İşte tamam. İşte. Tamam lan, biri yanlışlıkla bir tane şey gelecek, Twitch staff'ı gelecek, ne yapıyor bunlar diyecek, porno dinliyorlar. Hayır. Ya ne oluyor oğlum bu insanoğluna ya? Ya Allah Allah. Ekrana vermeyince daha kötü oluyor, evet. Yani ekrana verince de çok iyi olmuyor arkadaşlar. Olabilir miyim? Öncelikle 18 yaşındayım. İnsan yaşım 18, yabani yaşım 456. Ne? 456. Evet. Gerçek isim Efe, gerçek ismi kullanmıyorum. Yani genelde zebani diyorlar. İnsani ihtiyaçlarımı karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapıyorum. Asıl gerçek işim hakikati yaymak. Peki niye seni parayla yollamamışlar zebani? Ki insani ihtiyaçlarımı karşılamak için sosyal medya fenomenliği yapıyorum dedin. Sosyal medya fenomenliği yapıyormuş. Ne yapıyorsun sosyal medyada? İçerik üretiyorum, canlı yayın yapıyorum, sponsorluklar alıyorum. O şekilde oluyor hepsi.